Evet, bir setli yapalım artık evet, hocam. setli yapacağız şimdi. Şimdi burada Zülkarneyn soyut bir varlık mı değil mi anlaşılacak. Çünkü burada artık Zülkarneyn konuşuyor, setli yapmaya başlıyor. Şimdi setli yaparken şöyle diyor. Atuni verin bana. Züberel Hadid. Bak burada durak koymuş. T harfi var burada. T harfi var. Bu şu demektir. Bu cümle ayrı anlayacaksın. Bu T harfi burada cümle bitti. Öbür taraftakiyle bağlantısı var ama bu ayrı içinde kendi manası da var. Yani bu duraklara da dikkat etmek lazım. Bu üstteki T harfine. Şimdi burada ne dedi? Bana verin demir kütleleri. Bu klasik yoruma göre. Ama Züberel Hadid diyor. Hadid demir demek. Züber. Katran. Züber şu. Yaprak. Zebur. Zebur'u anla. Ne demek zebur? Kitap. Sayfeler. Zebur bu yaprak demek yani. Peki bu demirden nasıl olur? Saç levha, saç levha getirin dedi. Şimdi bu klasik yorumcular bunu tuğla şeklinde demir bloklar getirin diye yorumluyorlar. Şimdi onların yorumu burada Bu ne olsun? geçersiz Bu oluyor. yorumlasın. Elmalı Hamdi yazarım. Elmalı Hamdi yazır. Mana yapayım. Demir kütleleri getirin. Kütle diye çevirmiş o da. Çünkü bu neden böyle anlaşılamıyor? Şimdi onun da şeyine gireceğiz. Yalnız burada ben şu noktayı temas ediyorum. Zülkarneyn soyut bir varlık mı? Yani ruh gibi, hayali gibi bir şey mi? Yoksa dünyadaki insanları kullanarak mı yapıyor şeyine, yorumuna? O da geçersiz oluyor burada. Çünkü diyor ki bana getirin. Yani karşılarına görüyorlar. Bana da getirin diyor. Ve tarif ediyor neyi getireceklerini. Demek ki Real bir oradaki o şey değil ya. insanları çalıştırıyor ama kendisi de somut olarak orada var. Buradan da bunu anlıyoruz. Şimdi bunu geçtik. Hatta şimdi burada Ama hatta burada şöyle evet. bir şeyle karşılaştırırsak, mesela Harut ve Marut'tan yola çıkarsak, büyü ilmi öğrettiler. Şu malzemelerle şunu yapabilirsiniz Malzeme falan. yok orada. Hani büyü ilmiyle neler İlmini yapılabileceği, öğrettik diyor ritüeller, sadece. değerler ama neler yapabileceğini anlatırken malzemeleri söylemiştir Söylemiyor. orada. Belki o delil doğru yoktur ama büyüler malzemelerle yapılıyor şu anda. O sen yorum yapıyorsun, öyle bir şey Ya yok. şu an yapılandan yola çıkarsak, O ritüellerden yola yanlış, çıkarsak. batıl. Bak Yani şimdi orada söylediği şey yani şu. bir metafizik Karıyla varlıktı ya insanlar tamam, metafizik anlatırken. de değil orada gene. Harut ve Marut'tan bahsediyor. Harut ve Marut orada var. İnsan İnsan olarak mı görüntüsü var? görüntüsü var yani. İnsan olarak var ve orada anlattığı şey şu. Orada da plasebo sistemini anlatıyor. Önce diyor işte bunu kötü yolda kullanmayın, şudur budur. İnsanların karıyla kocasının arasını açacak şeyler öğretiyorlardı. Şimdi bu şu demek, insanın psikolojik yapısına bir müdahale gönderiyor. Orada şundan alacaksın, şişi batıracaksın, şöyle yapacaksın, öyle bir şey tarif edilmiyor. Onu insanlar sonradan uydurmuşlar. O işte insanlara bir etki veriyor. Ama şu an cinlerle çalışan ve büyü yapanlar bu tarz ritüeller yapıyorlar. Ya yapsın, ritüel neye yarıyor biliyor musun? Ritüel ne ritüeli yaparsan yap, ritüel şu. Senin bilinçaltına bir şey Peki atıyor. hocam, Hazreti Ali'nin gidip kuyudan çıkardığı Peygamber Efendimiz'e yapılan büyülerde Onları ritüeller, sen hadislerden saçlar anlatıyorsun. vardı. Hadislerden anlatıyorsun. Saçların Felak ve Nas suresilerin Bak, okumasıyla açılması burada anlatılır ya. karıştırmamamız gereken şey şu. O da bir Kitaplarda materyal yazılan, diye oldu bak, çünkü. alimlerin yazdığı bilgiler, hadisler, söylenceler, efsaneler, şunlar, bunlar, bunlar. Bunlarda bir sürü olay var. Bunları bir tarafa Ama koyuyoruz. hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'e alimlerin bakıyoruz. söylediği oradaki eğlenceler, masallar, onlar bunlar var ama hadisler orada değil. Hadisler bu tarafta. Hadisler de Sahih ona dahil. hadisler var hocam. Sahihle şeyi ayıracak şeyimiz yok, yöntemimiz Onu da yok. bir program Bak yapıyoruz. şimdi bunların Devam edelim. hepsini bir tarafa koyup Kur'an'ı bir tarafa koyman lazım. Kur'an'dan bir şey anlamaya çalışacağız. Peki hocam, Öncelikle. Kur'an'da da Resulüm ne verirse al diyor. Yani 23 yıllık peygamberlik hayatında hiçbir şey Onun söylemedi mi? neyle ilgili Söyledi. söylüyor biliyor musun? Söyledi, ne verirse de al diyor. Hatta yanlış bir Ya şey, şimdi ters bir şey bak, söylerse gene tartışma keseriz alırız gitti. diyor. Konu başka yere gitti. Bak şimdi orada Resul size ne verirse Duramıyorum alın dayanamıyorum. demesi, Resul'ün neyle ilgili o konu biliyor musun? Ganimet alınmış. Ama hocam örnek, yani ne yaparsa ibadetlerini de Hayır ona hayır. göre Onu sen yapıyorsun. yorumluyorsun. Orada Namazını da, diğer Kur'an'dan anladığımızı. yaptığı ibadetleri de Kur'an'daki ona göre. ayete bakıyorum ben. Bak şimdi Kur'an'daki ayet ganimet alınmış. Ganimetten Resul de pay yapıyor. Bu senin, bu senin, bu senin. İtiraz ediyorlar. İtiraz edenlere karşı ayet geliyor. Resul size ne verirse alın. Şimdi ganimetten ne verirse Ama alını uygulamada da her şeyi elçi ibadetlerde de ne verirse alın, nerede namazı var? Onun yerini kıldırırken yaptığı göstermen lazım. ibadetlerde hepsinde
Tamamen onunla da ilgili bir problem. İşte yani orada kaydırmayacağız konuları, birbiri içine geçirmememiz tamam. lazım. Neyse biz Zülkarneyn'den devam edelim. Setti yapıyoruz. Şimdi setti yaparken getirin bana demir eski yorumda bloklar, bizim yeni modern yorumda saç levhalar. Hı hı. Şimdi bu saç levha ne işe yarayacak? Bakalım. Saç levha yeni yorumun iki türü var dedik. Bir tanesi manyetik sistem, bir tanesi benim şimdi anlatacağım İskender Türe ile birlikte kabul ettiğim sistem. Bu setin yapılışı çok acayip çünkü anlamamız lazım. Şimdi burada nerede? Hatta zaman geçti. Öyle bir zaman oldu ki yani bekledi bu. İza zaman, o zamana kadar. Cealehu naran. Pardon, bir daha karıştırdım. Atün zübelah edit. Hatta iza seva. Burada da hatta var. Hatta o zamana kadar bekledi. İza o zamana kadar seva. Eşit hale gelmesi lazım. Neyin? Eşit gelecek. Yani dengelenecek. Bir dengeyi bulacak. İza seva. Beyne sadefeyn. Şimdi burada da sadefeyn geçti. Bu sadefeyn ne? Sadefeyn şu. Böyle kafayı çevirdim. Sadefeyn oldu. Sadefeyn bir yuvarlak bir sistem var. Benim kafam yuvarlak küre gibi. Buraya bu taraftayken olmuyor. Eşitlenmiyor. Böyle çevirdiğim zaman eşitleniyor. Şimdi bu dönen gelen bir sistem bir hizaya geliyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Burada iki tane küre var. Birbiriyle ekliptik düzlemi dengeli değil. Ekliptik düzlemin dengeli hali aynı hizaya ve birbirine yaklaşmasını bekliyor. Hatta dediği bir zaman var, o zamanı bekliyor. Zülkarneyn şeyleri getirin diyor. Saç levhaları hemen harekete geçmiyor. Bekliyor. Neyi bekliyor? Şimdi burada klasik yorumcular bunu dağa gitti, iki dağın arasını hizaladı diyorlar. Halbuki dağlar aynı hizada zaten. Beklemesine gerek yok. Ha o arada diyorlar demir kütleleri dizdi. Şimdi onlar kendilerinden yorum yapıyorlar. Çünkü bu anlayış geçmişin anlayışı. Biz bunu yorumluyoruz. Sadefeyn kelimesinin burada çok manaya gelmesinden kaynaklanıyor bu. Sadefeyn şu. Küre gibi bir şey var. Aynı hizada değil. Bir tane daha var aynı hizada değil. Bunlar bir hizaya gelmesi lazım. Şimdi bunların bir tanesi dünya olursa ki burada dünyanın içinde yaptı bunu diyor. Çünkü Yecüc Mecüc dünyanın içinde fesat çıkartıyor. Hakimiyeti dünyanın içinde. Bu dünyada bir tanesi dünya, bir tanesi de başka bir sistem. Bunların ikisinin bir araya gelmesini bekliyor. Bu modern yorumun birinci benim kabul ettiğim yorum. İkinci yorum nasıl? Burada diyor ki bunları demirle üstüne döktüğü şeyi bir mıknatıs haline getirdi ve bunu bekledi. Belirli bir dönem bekledi. Burada bir mıknatıs haline, bu CERN'deki olayı anlatıyorlar onlarda. Ama orası bu bölüme tam tutarlı değil. Fakat başlangıçta Redim bölümüne tutarlı dedik. Sonraki bölüme de tutarlı. Ama burada benim tahminim iki gezegenin aynı hizaya gelmesini bekliyor. Veya bunu şöyle de yorumlayabilirsin. İki tane ne diyelim ona, boyutun birbiriyle yakınlaşması da olabilir bu. Yani bunlar zaman boyutları da olabilir. Birbiriyle değen paralel evrenler birbirine yaklaştı. Bunu bekledi diyebilirsin. O Redim yorumuna daha yakın. Şimdi bir şey bekledi. Sadefeyn'in bir araya gelmesini. Ondan sonra da söyledi. Bak konuşuyor hem de. Yani demek ki somut. Konuşuyor. Nufiha kalen fuhu. Kalen fuhu. Üfleyin, körükleyin. Hızlandırın. Ateşi canlandırın. Kalen fuhu. Yani öyle bir şey söylüyor ki oradaki insanlara, işleri insanlar yapıyor. O da yönetici başlarında. Hı hı. Demir bloklar getirin. Ondan sonra bekleyin. Hadi şimdi harekete geçin. Yani bir şey hizalandığı zaman harekete geçin. Ne harekete geçeceğiz? Körükleyin, üfleyin, ateşi canlandırın. Kalem fuhu. Hatta gene ateş canlanıyor, biraz zaman geçiyor. İza bizal zaman cealohu naran. Onu ak kor haline getirdi. Yani burada şu blokları dizmiş, böyle hazırlamış düzeneğini, altına da ateş yakmış. Beklemiş, bir zaman geçmiş. Ondan sonra da bu ateşi hızlandırmış. Bütün bunlar ak kor haline gelmiş. Nar haline geldi diyor. Ak kor haline gelmiş. Yani artık
ateşten pırıl pırıl yanıyor bunlar yani. Demirler ateş gibi olmuş. Ondan sonra Naran Kale tekrar konuştu. Atuni ufrik aleyhi kıtran. Verin bana ufrik, boşaltacağım üstüne. Aleyhi üstüne kıtran. Kıtran boşaltacağım. Şimdi bu kıtranı, burası çok acayip, bu kıtran ne? Bana göre bu petrol başka yerde geçiyor. Süleyman Basri'nde geçiyor falan, ben oradan anlatıyorum. İşte bu modern yorumun benim yaptığım açıklamasını veya senaryosunu destekleyen çok sağlam bir kelime. Öbürleri bunu nasıl çevirmişler? Klasik yorumcular. Ve klasik yorumcuların bu kıtran kelimesini hiç değiştirmeden baz alarak modern yorumun ikinci, yani manyetik alan üretti dediği kesim de bu kıtran kelimesini erimiş bakır olarak çeviriyor. Ama erimiş bakır değil bu kıtran. Benim yorumuma göre. Ama diyelim ki erimiş bakır. Erimiş bakırda klasik yorumcular şöyle demir blokları dizdi. Üstüne erimiş bakırı döktü. Setti, böyle yaptı. Modern yorumun ikinci versiyonu erimiş bakırı demirin, demiri böyle kıvırdı. Yani gene böyle levha olabilir. Bunu kıvırdı. Şöyle bir boru gibi bir şey haline getirdi ve bunun etrafına erimiş bakırdan bakır telleri sardı. Ve bunu manyetik bir mıknatıs haline getirdi. Bu modern yorumun ikincisi. Sörne'de daha yakın. Sörne daha yakın. Ama kıtran kelimesi onları burada desteklemiyor. Kıtran kelimesi direkt petroldür. Hazreti Süleyman bahsinde geçiyor. Biz Süleyman'a kıtran pınarları akıttık diye. Kıtran pınarı erimiş bakır olması için, yani burada ayrıntıya giriyorum. Neyse, daha vaktimiz var. Erimiş bakır olabilmesi için, petrol olmaması için, oradaki yorumun doğru olabilmesi için şöyle bir şey olması lazım. Bu en az 1000 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta erir bakır. Şimdi o zaman biz Orta Doğu'da bunları akıttık dediyse Hazreti Süleyman zamanında, burada bir nehir olması lazım. Bu nehirde nereden? Bir yanardağ patlar, bir şey olur. Yani burada bir bakır nehri akacak. Ve bu sıvı halde akması lazım. Sıvı halde o gün akıyordu, sonradan dondu. Tamam. O zaman bunun biriktiği çukuru göstermen lazım. Burada bunun parçaları olmasa, insanlar bunu aldı kullandı, bugün görünmüyor. Ama çukur olması lazım. Yanardağ göstermen lazım. Şeyi göster. Yani Orta Doğu'da böyle bir sistem yok. Akan bir bakır pınarı da bugün yok. Ama petrol akıyor. Petrol var. Her türlü var. Kıtran kelimesi petrol olarak çevrilirse daha doğru olur. O zaman bu klasik yorum tamamen devreden çıkıyor. Yani üzerine erimiş bakır dökmüyor. Modern yorumun ikinci kısmı da buradan kıtran kelimesiyle bir yara alıyor. Ama redim kelimesi onu desteklediği için bunu gene göz ardı edemiyoruz. Şimdi benim yorumuma göre nasıl yapıyor? Böyle blokları diziyor. Üstüne getiriyor. Petrolü döküyor. Akkor haline geldiği zaman. Oradan ne oluyor? Bir sürü gaz çıkıyor. Bu gazlar atmosferin en üst tabakasına kadar gidiyor. Başka bir gezegenle de hizalandığı anda bunu yaptığı için burada eğer o gezegenin gücü, çekim gücü daha fazlaysa bunlar dünyanın üzerinde kalmıyor ve o gezegenin üzerini kaplıyor. O gezegenin üzerini kaplaması ne demek? Bu sera etkisini arttırmak demek. Sera etkisi de şöyle, her gezegende nereye bakarsan bak atmosfer tabakası 3 kattan oluşur. Birinci kat çok sıcak, ikinci kat çok soğuk, üçüncü kat çok sıcak. Yani normal sıcak. Şimdi burada sıcak soğuk farkları var. Sen bunun üzerine sera etkisiyle bir şey kapattığın zaman burada sıcak soğuk farkları aşırı olur. Bugün bunu nereden biliyoruz? Dünyanın üzerine bak bir şeyler dökmeye çalışıyorlar. Güneşin ışıklarını önlemek için. Bu önce evet, arttırır şeyi, sıcaklık farkını arttırır. Buzul dönemleri yaratır. Soğukluk farkını da arttırır. Burada hareket edemeyecek hale getirirsin sistemi. Yani o gezegeni. Demek ki böyle bir şey yaptı. Belki de o gezegende bir buzul çağı başlattı. Veya sıcak soğuk farklarını arttırarak. Bu varlıkları oraya mı hapsetti? Onlar kendi gezegenlerinde zaten. Oradan gelip dünyaya geliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onların önünü kesersen, orada hapsetti. Gezegenin önünü kestiğin zaman bunlar dünyadakilerini hallediyorsun. Peki kıyamet oradan gelemiyorlar. Döneminde oradan mı gelecekler o zaman? Buzulların açılmasıyla şimdi ona geleceğiz. Ona ayrı video yapacağız. 15 dakika oldu ama şunu bir şeyi anlatalım.
Settin yapılmasını anlatalım. Burada 3 tane versiyonu anlattık. Klasik yorum, benim yorumum, modern yorumun ikinci versiyonu. Modern yorumun ikinci versiyonunu destekleyen kelimeler var, desteklemeyen kelimeler var. Olabilir mi? Olabilir. Boyut kapısı açılacak, manyetik bir alan oluşturulacak. Olabilir. Ama onu tekrar şimdi bu Settin açılacağı zamanda da anlamaya çalışacağız bundan sonraki videoda. Şimdi bu kıtran kelimesi petrol olma ihtimali çok yüksek. Erimiş bakır olabilir mi? Olmaz ama hadi diyelim olsun. Şimdi ne oldu? Böyle bu şekilde yaptı ve set oldu. Set yani dökülünce üzerine bir şey set bitmiş oldu. Şimdi ondan sonra bu setin mahiyetini anlatıyor. Femesteu en yesheruhu. Yani olmadı, yapamadılar, üzerine bile çıkamadılar. Yesheru, görünür olamadılar. Yani zuhur haline çıkamadılar. Onlar onun arkasında kilitli kaldı. Zuhur yani dünyadan görünemiyorlar artık. Yesheruhu. Görünememelerine ve ma olmadı. Tetau lehu nekba. Onu da başaramadılar. Lam deliği bile açamadılar. İçinden tünel bile açamadılar. Nekba delik demek, kaçacak bir yer. Ama bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Bir somut bir şey var. Önünde bir set var. Onu delmeye çalışıyorsun. Tünel açmaya çalışıyorsun. İkincisi boyut kapısı manası da veriyor bu nekba kelimesi. Bu boyut kapısı nereden veriyor? Daha başka ayetlerde yok edilen medeniyetleri anlatırken onlar kaçacak bir delik bulamadılar derken bu nekba'yı kullanıyor. Bu nekba yani o boyuttan başka bir boyuta bile geçiş yapamadılar manası veriyor. Çünkü onlar orada kilitli kaldı. Uzaklaşsınlar, defolsunlar, gitsinler diye çevriliyor. O zalim kavim. O uzaklaşsınlar diye çevrildiği zaman boyutun içinde sıkışmış kalmış oldular manası veren ayetler var. Onun için diyoruz ki bu nekba kelimesi de bu redim yani manyetik alan teorisini destekleyen bir kelime. Bir tek kıtran kelimesini burada o manyetik alanı desteklemeyecek şekilde buluyoruz. Ama benim yaptığım yorumda kıtranla destekliyor, redim kelimesi de destekliyor, bu nakıp kelimesi de destekliyor. Yani tünel işi de destekliyor. Yani ne yaptılar abi? O setin içinden geçip bir delik bulamadılar. İster manyetik alanda ister somut sette ne dersen de. Ve üstüne de çıkamadılar. Şimdi set mahiyeti bu şekilde. Şimdi burada Zülkarneyn tekrar devreye girip konuşuyor. O günkü insanlara. Kale haza rahmetun min Rabbi. Şimdi ben bu seti yaptım. Bu set aslında Rabbimden bir rahmettir. Rahmet ne demek? Doğal olaylarla ben bunu yaptım. Yani ben bunu özel bir şey yapmadım. Öyle bir ayarladım ki doğal olaylarla bu set doğal olarak oluştu. Ben bunu sadece tetikledim. Bu rahmet bu demek. Fe izâ câ'a evâdu rabbi. Öyle ki Rabbimin vaat ettiği hak vaat geldiği zaman. Yani bir zaman söylüyor bize. Şimdi bu zamanı burada Rabbi fe izâ câ'a evâdu rabbi. Yani Rabbimin vaat ettiği zaman dediğinde bunu da bulmamız lazım. Çünkü bu setin açılacağı zamanı söylüyor bize. Evet. Şimdi bu hak vaat. Burayı yazıyoruz. Hak vaat. Bu hak vaati de bulacağız ki bunu zodyak takvimi içerisinde bizim anladığımız dünya zamanı içerisinde nereye denk geliyor? Onu anlamamız lazım. Şöyle söylüyor. Cealehu dakka. Yani onu yerle bir eder. Yerin yerle sıfır aynı hizaya getirir. Burada da bir şeyin sanki bir taraf kaplıyor bir şeyi, üstte bir şey var. Ve o aşağıya inecek gibi anlıyoruz. Yani onu yerle bir eder, sıfırlar. Ve kâne ve olmuştu va'du Rabbi hakka. Ve bu da gerçekleşti. Yani Rabbimin vaat ettiği bu şey de gerçekleşti. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Bu set açıldı. O zaman bunu bize göre daha açılmadı ama gelecekte bu set açılacak kesin yani. Ve doğal olarak açılacak. Doğal olarak oluştu. Ben bunu tetikledim. Doğal güçleri harekete geçirdim. Doğal olarak da bu sıfırlanacak. Açılacak. Zaten Yecüc Mecüc ile ilgili ayetlerde de o zaten. Şimdi kıyamet öncesi. Orada delil var zaten. Efendim? Yecüc Mecüc ile ilgili ayet olduğunda zaten. Ona da geçeceğiz şimdi. Onu da açıklayacağız. Şimdi bu 20 dakika doldu. Şimdi burada
İstersen bunu öbür videoya bırakalım. Hepsini orada toplayalım. Orada toplayalım. Burada ne oldu? Seddin mahiyetini anlattı, yapılışını anlattı ve Seddin yok olacağını da söyledi Zülkarneyn insanlara. Tamam, artık son dönem onların çıkmasından bağlarız. Onların çıkmasıyla bu Seddin nasıl olacağı, zamanlaması ne zaman olur olmaz onları tamam, da anlatalım.